İsviçre'nin güzel, küçük bir köyü olan Mayenfield, dorukları gökyüzüne doğru yükselen dağların eteğinde kalır. Kasabanın yanından bir keçi yolu döne döne yukarıya çıkar. Aşağılar pek otluk değildir ama hava mis gibi dağ çiçeği kokar. Güneşli bir Haziran günü sağlam yapılı, uzun boylu genç bir kadın bu patikadan dağa tırmanıyordu. Bir elinde bir çıkın vardı. Öteki eliyle de 5 yaşında kadar görünen bir kızın elini tutmaktaydı. Çocuğun güneşten yanmış yanakları iyice kızarmıştı. Buna da şaşmamak gerekirdi. O yakıcı güneşte kızcağız sanki kışmış gibi sarıp sarmalanmıştı. Görünüşünü tanımlayabilmek zordu. Çünkü üst üste iki elbise giymiş, bunların üstüne de kocaman kırmızı bir şal sarılmıştı. Çocuk altı çivili ayakkabılarla tepeye tırmanan bir bohçaya benziyordu. Kitabımızdan kısa bir bölüm sunarak başladık. Seveceğinizi umduğumuz Heidi'nin yazarı Johanna Sipri. 1829-1901 yılları arasında yaşayan bu İsviçreli kadın romancı, ilk yazılarını Bernard Sipri adlı avukatla evlenip Zürih'e taşındıktan sonra yazdı. Yazılarından kazandığı geliri Fransa-Prusya Savaşı'nın yaralılarına verdi. Johanna Sipri'nin ilk yapıtları çocuklar için yazdığı kısa öykülerdir. 1888'de ise en önemli kitabı diyebileceğimiz Heidi yayımlandı. 10 yıl içinde 3 kez basılan bu romanıyla büyük başarı kazandı. 1884'te İngilizceye çevrilen Heidi, daha sonra başka ülkelerde de yayımlandı. Çocuklar ve genç kızların çok sevdikleri yazarlardan biri olan Johanna Sipri'nin yazdığı başka kitaplar da yayımlandı. Gelin şimdi kitabımıza, Heidi'ye dönelim yine. Yarım saat kadar tırmandıktan sonra dağın yarı yolundaki küçük Dörfli köyüne geldiler. Kadının eski evi buradaydı. Sokaktaki evlerde oturanların hepsi de sırayla ona seslendi ama kadın fazla bir şey söylemedi ve son binaya gelene kadar da durmadı. O evden biri bağırdı. "Bir dakika Deti, eğer daha ilerilere gideceksen seninle geleceğim." Deti hareketsiz kaldı ama küçük kız elini kurtararak yere oturdu. Kadın, "Yoruldun mu?" diye sordu. Çocuk cevap verdi. "Hayır ama çok terledim." "Kısa bir süre sonra orada olacağız. Yola devam et ve ne kadar büyük adımlar atabildiğine bak. Böylece bir saat sonra oraya varırız." O sırada sevimli yüzlü, tombul bir kadın evden çıkarak yanlarına geldi. İki büyük, dörflü ve dolayında oturan kişilerden söz edip dedikodu yaparak yürürlerken küçük de onları istedi. Köylü kadın bir süre sonra, "Çocuğu ne yapacaksın Deti?" diye sordu. "Ablanın öksüz kalan kızı galiba." Deti başını salladı. "Öyle, onu dayıya götürüyorum. Artık yeğenimin orada kalması gerekiyor." "Ne? Alt dayıyla dağın başında mı oturacak? Çıldırmışsın sen. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Ayrıca o ihtiyarın bunu kabul edeceğini de hiç sanmam." "Neden etmesin? Sonuçta çocuğun büyük babası o. Hem torunu için bir şeyler yapmasının zamanı gelip geçti bile. Şimdiye dek kıza ben baktım. Ama bana çok iyi bir iş önerdiler. Çocuk yüzünden bunu geri çevirmeye de niyetim yok. Büyük babası görevini yapmalı." Barbie, "O adam başkalarına benzeseydi sorun yoktu," diye söylenir. "Adamın nasıl biri olduğunu biliyorsun. Küçük bir çocuğa bakmasını nereden bilsin?" Barbie, arkadaşı Deti'ye küçük bir çocuğun yaşayabileceği bir yer olmadığını da söyler. Bütün bu kötü koşullara rağmen çocuğu bırakmasındaki gerçek amacını sorar. Deti, "Almanya'da," dedi. "Frankfurt'ta iyi bir ailenin yanında harika bir iş. Geçen yaz oda hizmetçisi olarak çalıştığım Ragaz'daki otelde kaldılar. Odaları benim baktığım kattaydı. O zaman da beni alıp götürmek istemişlerdi. Bu kez mutlaka gideceğim." Barbie üzüntüyle ellerini havaya kaldırdı. "Şu zavallı çocuğun yerinde olmadığına memnunum. Kimse o ihtiyarın derdinin ne olduğunu bilmiyor. Kimseyle konuşmuyor adam. Yıllardır kiliseye de ayak basmamış. 40 yılda bir elinde o kocaman sopayla dağdan indiği zaman herkes onun yolundan kaçıyor. O kalın kaşları ve korkunç sakalıyla tıpkı vahşilere benziyor. İnsan tek başınayken onunla dağda karşılaşmak istemez doğrusu." "Öyle olabilir ama artık torununa bakması gerekiyor. Eğer çocuğun başına bir şey gelirse suç bende değil, onda olacak." Barbie merakla, "Orada tek başına yaşayıp yüzünü kimseye göstermemesinin nedenini bilmek isterdim," dedi.
Bu konuda çok söylenti var. Ama işin aslını sen bilirsin herhalde. Ablan sana anlatmıştır, öyle değil mi? Evet, anlattı ama bunları açıklayacak değilim. Dayı kendisinden söz ettiğimi duyacak olursa canımı okur. Barbie, ihtiyar adam hakkında bilgi edinebileceği bu olağanüstü fırsatı kaçırmak istemez. Evlendikten sonra Dörfli'ye yerleşir. Yaşlı adam hakkında fazla bir şey bilmemektedir. Köylüler herkes hakkında rahat konuşurlar. Oysa bu adam hakkında konuşmaktan çekinir ve korkarlar. Niçin yaşlı adam dağın tepesinde tek başına oturmaktadır? Bütün bunlara rağmen niçin ona Alp dayı derler? Yaşlı adamın herhangi birinin dayısı olması olanaksızdır. Ama kendisi de dahil hiç kimse onu başka bir adla çağırmaz. Arkadaşı Detti bir yıl önce annesi ölünce Ragaz'daki büyük bir otelde iyi bir iş bulur. Dörfli'den ayrılır. Son bir yılın dışında arkadaşının bütün ömrü burada geçmiştir. Yaşlı adamla akraba bile sayılır. Bir yıl sonra ise Heidi ile bir saman arabasına binip Ragaz'dan Mayenfield'e gelirler. Bütün bu olayların nedenini merak eder. Öğrenmesi gerektiğine inanır. Barbie arkadaşının kolunu tutup onu kandırmaya çalıştı. Hiç olmazsa söylentilerin ne kadarının doğru, ne kadarının dedikodu olduğunu anlatabilirsin. Hadi o adamın neden herkesten uzak durduğunu söyle. Neden herkes ondan korkuyor? Eskiden de böyle miydi? Orasını kesin olarak bilmiyorum. Ben daha 26 yaşındaydım. Alp dayı ise 70'inde ya da daha yaşlı. Yani onu gençliğinde tanımadım. Yine de Prat di Gua'da kimseye anlatmayacağına söz verirsen sana ihtiyar hakkında pek çok şey anlatabilirim. O da annem de Domlesk'ten gelmişler. Barbie biraz alınmıştı. Hadi devam et dedi. Beni ne sanıyorsun? Bizler Prat di Gua'da öyle dedikodu yapmayız. Hem istediğim zaman dilimi tutmasını da bilirim. Hadi anlat. Kimseye açmayacağıma söz veriyorum. Pekala, ama sözünü tutmayı unutma. Dati kızın sözlerini duymasını istemez. Ne kadar yakınlarda olduğunu anlamak için arkasına bakar. Heidi'yi göremez. İki arkadaş konuşmaya daldıkları için onun nereye gittiğini fark etmemişlerdir. Dati Dörfli'ye kadar olan patika yolu görebilir. Patikada da çevresinde de kimsecikler görünmez. Barbie birden bağırır. Aa işte orada, çocuğu görmüyor musun? Parmağıyla çok aşağıda kalan minik şekli işaret eder. Bak, Peter ve keçileriyle tepeye tırmanıyor. Barbie merak etmemesi gerektiğini, Peter'in yeğenine bakabileceğini söyler. Onun esas merak ettiği öykünün devamıdır. Detti, Peter'in uğraşmasına gerek yok diye cevap verdi. Heidi 5 yaşında ama kendisine bakabiliyor, aklı başında. Hem kötü durumların bile iyi yönlerini görebiliyor. Böyle olması da daha doğru tabii. Sonuçta ihtiyarın kulübeyle iki keçisinden başka bir şeyi yok artık. Vaktiyle durumu daha iyiymiş galiba dedi Barbie. Öyle olduğunu sanıyorum. Domnest'teki en iyi çiftliklerden biri onunmuş. Çevrede çok sayılan bir erkek kardeşi varmış. Alt dayı onun büyüğü. Ama dayı kibarları taklit edip gezip tozmaktan başka bir şey yapmamış. Kötü insanlarla arkadaş olmuş. İçki ve kumar yüzünden çiftlik yerinden gitmiş. Zavallı annesiyle babası durumu duyunca utanç ve üzüntüden ölmüşler. Kardeşi de mahvolmuş tabii, başını alıp gitmiş. Nereye gittiği bilinmiyor. Kimse bir daha ondan haber alamamış. Bu arada dayı da ortalıktan kaybolmuş. Ardında yalnızca kötü bir at bırakmış. Kimse onun nereye gittiğini bilmiyormuş. Ama bir süre sonra orduya katıldığı ve Napoli'de olduğu duyulmuş. 12 ya da 15 yıl kadar da başka haber çıkmamış. Detti zevkle anlatıyordu. Barbie heyecanla bağırdı. Devam et. Neyse bir gün dayı yanında genç oğluyla Domnes'e gelmiş. Bazı akrabalarının oğluna bakmalarını istiyormuş. Ama bütün kapıların yüzüne kapandığını görmüş. Kimse onunla ilgilenmek istememiş. Alp dayı çok kızdığı için bir daha oraya ayak basmayacağına yemin etmiştir. Tobias adındaki oğluyla Dörfli'ye gelip yerleşmesinin nedeni de budur. Herkes onun karısıyla güneyde tanışıp evlendiğini sanır. Dayı biraz para biriktirir. Oğlunun bir marangozun yanına girip bu sanatı öğrenmesini sağlar. Tobias iyi bir insandır. Köyde herkes onu sever. Ama hemen hiç kimse ihtiyara güvenemez. Dayının bir adam öldürdüğü, Napoli'de askerden kaçtığı söylenir. İki kadın bu çerçevede konuşmayı sürdürürler. Ama yine de onu aileden biri gibi kabul ettik. Büyük annesiyle annemin büyük annesi kardeşmiş. Bu nedenle ona saygı gösterdik. Ona dayı adını taktılar.
Dörtlü de aşağı yukarı herkes birbiriyle akrabadır. Böylece köydekilerin hepsi ona dayı demeye başladı. Sonra gidip o dağın tepesine yerleşti ve böylece alt dayı oldu. Barbie merakla, peki Tobias ne oldu diye sordu. Deti söylendi. İzin ver, ben de tam onu anlatacaktım. Tobias, Mels'te bir marangozun çırağıydı. Bu sanatı öğrenir öğrenmez Dörtlü'ye döndü ve ablam Adelheid ile evlendi. Her zaman birbirlerinden hoşlanmışlardı zaten. Evlenip mutlu bir yuva kurdular ama uzun sürmedi. 2 yıl sonra bir ev inşaatında Tobias'ın başına bir kiriş düştü ve ölümüne yol açtı. Zavallı Adelheid, eniştemin eve öyle getirildiğini görünce çok fena oldu. Hastalanıp ateşi çıktı ve bir daha yürüyemedi. Zaten ablam pek sağlam da değildi. Bazen garip krizler geçirirdi. Uyanık mı, uykuda mı olduğunu da anlayamazdım. Kocasının ardından ancak birkaç hafta dayandı. Bu olanlardan sonra çeşitli söylentiler başlar. Hemen herkes dayının kötü işleri yüzünden cezalandırıldığını söyler. Rahip, dayıya vicdanının arınması için günah çıkarmasını, tövbe etmesini söyler. Bu sözler dayının daha çok öfkelenmesine, aksileşmesine neden olur. Rahibin o ziyaretinden sonra hiç kimseyle konuşmaz. Öte yandan komşular da ondan kaçmaya başlarlar. Derken dayı bir dağın tepesine çıkar, oraya yerleşir. O günden sonra hep orada oturur. Annemle ben Adelheid'in bebeğini yanımıza aldık. Heidi öksüz kaldığı sırada 1 yaşındaydı. Geçen yaz annem ölünce kentte bir iş bulmak istedim. Bu yüzden Heidi'yi Pfaffersdorf'a götürüp Ursula'ya bıraktım. Kış boyunca da kente çalıştım. İyi dikiş dikerim. Orada da dikiş dikmemi ya da elbiselerini onarmamı isteyen birileri bulunuyordu hep. Sonra bu yılın başında Frankfurt'tan o aile geldi. Geçen yıl tanıdığım aile yani. Sana anlattığım gibi beni de alıp götürmek istiyorlar. Öbür gün kentten ayrılacaklar. İşin 1. sınıf olduğunu da belirtmeliyim. Barbie sitem eder gibi. Demek çocuğu o ihtiyar adama vereceksin ha dedi. Böyle bir şey düşünmüş olabilmene bile şaşıyorum dedi. Deti öfkelendi. Başka ne yapabilirim? Bunca yıl çocuk için elimden geleni yaptım ama bu işte 5 yaşında bir çocuğun sorumluluğunu yüklenmem olanaksız. Bak dayının evine yaklaştık. Sen nereye gidiyorsun Barbie? Peter'in ninesini görmek istiyorum. Kışları benim için yün eğiriyor. Onun için burada senden ayrılacağım. Hoşça kal Deti. Talihin açık olsun. Öte yandan patikadan epey uzaklaşan çocuklar önceleri yürürken koşmaya başlarlar. Peter koşar. Heidi de soluk soluğa onun peşinden gider. Ama Heidi için üstündeki kalın elbiselerle tırmanmak çok da kolay olmaz. Heidi yorulur, sürekli terler. Ama o durumundan yakınmaz. Heidi yere oturur, botlarıyla çoraplarını çıkarır. Kalın kırmızı şalı çeker. Deti'nin taşıma zahmetinden kurtulmak için her günkü giysilerinin üzerine giydirdiği en iyi elbisesinin düğmelerini açıverir çabucak. 2 elbiseyi de çıkarır. Çıplak kollarını zevkle havada sallar. Eşyalarını toplar, bir kenara koyar. Heidi çok daha mutludur şimdi. Tüy gibi hafif hisseder kendini. Peter ve keçilere erişmek için koşar. Sonra, kitabın sonrasını okumak, Heidi'nin yaşadıklarını paylaşmak yine size kalıyor.